yoğun bir tempo devam ediyor. Söylediğiniz gibi son haftamıza girmiş olduk. Köroğlu Haber seçim arası programının yeni bölüm konuğu AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek oldu. Coşkun Yürek canlı yayında gazeteciler Aslı Akış ve Oğuzhan Eker'in sorularını yanıtladı. Şimdi önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımız da bu durumu arz edildi zaten. Bolu Belediyesi'nin 5 yılını değerlendirerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın vaatlerini yerine getirmediğini ifade etti. Başkan Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çıkışlarına değindi. Ama şimdi Bolu nasıl konuşuldu? Yani işte TÜBİT bu hafta hangi tweet atacak? Bu akşam hangi tweet atacak? İşte bugünkü meclis toplantısında işte ne hangi lüzumsuz konular konuşulacak? İşte ülke gündemiyle ilgili hangi çıkışlar olacak? Ya bir belediye başkanının görevi midir arkadaşlar? Partisinin genel başkanını değiştirmek belediye başkanının görevi midir? Bolu halkı bu arkadaşı oy verirken ya biz sana oy veriyoruz belediye başkanı yaptık sen git Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını değiştir yetkisi mi verdiler ya? Belediye başkanının görevi Bolu'nun iline hizmet etmektir. İnsanlara hizmet etmektir. Eser kazandırmaktır. Coşkun Yürek, Özcan'ın belediye başkanlığı yapabilecek birisi olmadığını ifade etti. Şimdi ben arkadaşlara çıkartın dedim. Bana bir çıkarttılar. Dedim ki belediye başkanı Tanju Özcan aday olmadan önce aday olduğu süre zarfında neleri vaat etti? Neler olmadı? Neler yapılmadı? Şimdi bakın arkadaşlar çıkartmışlar. 33 tane konu var. 33 tane toplam 59 tane 59 başlık. Bakın 59 tane başlık yapılmış. 5 yıl içerisinde bunun sadece 7-8 tanesi yapılmış. Diğerleri yapılmamış. Yani %2-3'ü gerçekleşmiş vaatlerinin, diğerlerinin hepsi duruyor arkadaşlar. Bunu Bolu halkının bilmesi lazım. Tabii ki bu kendisini gündemde tutup farklı konulara girip genel politikalara girip ben diyorum ki Tanju Özcan politikayı seviyor, siyaseti seviyor, genel politikayı seviyor. Yani o belediye başkanlığı onun yapacağı bir iş olarak ben görmüyorum. Yani bıraksın genel siyasetle uğraşsın. Yani milletvekili olsun, efendime söyleyeyim, gitsin genel başkan yardımcısı olsun, nasıl olacaksa, ondan uğraşsın. O konularda çıksın, televizyon gelsin, konuşsun. Coşkun Yürek, hazırlanan liste üzerinden Özcan'ın vaatlerini ve bu vaatlerin hangilerinin yerine getirildiğine dair konuştu. 33 projeyi ben başlıklardan 5-5 tane sayayım yani, vatandaş bir hatırlasın bence. Mesela burada şu an otopark sorunumuz var mı? Var. Var. Şurada arkamızda bir otoparkımız vardı. İşte bu çok eskiydi, yıkıldı. Yıkılması gerekiyor. Meydanın katılması güzel bir olay. Meydan olarak büyüsün, genişlesin. Ama siz 5 yıl boyunca bir tane var olan otoparkı yıkmışız. Yeni bir tane otopark yapmışız mı? Var mı? Yok, yok. Benim de bildiğim yok. Yapılmadı. Yok. Büyüksü Botanik Parkı demiş. Hiçbir işlem yok. Yapılmamış. Yaşlı Yaşam Merkezi ve Sonsuzluk Havuzu demiş. Hiç adı atılmamış. Öyle bir şey yok. Eser yok. Organik köy ürünleri pazarı demiş. Evet bunun için bir girişim yapılmış. Fakat yıkılmış. Statikten dolayı. Evet. Yanlış olmuş. Açılmış. Ama trajikomik bir olay. Bir turist otobüsü yeresel ürünler satılıyor diye yazmış. Otobüs içeri girmiş. Bakmış dükkanlar bomboş. Bir şey yok. Yaşanmış bu.